Merhaba, bugün renk seçerken hata alma, yani bir uyarı aldığınız zaman ne yapacağınızı göreceğiz. Şu an bu videoyu kayıt dışında çekiyorum. Çünkü etrafımda çok fazla ses vardı ve bunu edit masasına çekmem gerekiyordu. O yüzden kusura bakmayın. Öncelikle dosyaya tıklıyorsunuz, üst taraftaki dosya butonuna tıklıyorsunuz ve bir AI'ya alıyorsunuz, yani kaynak kodları alıyorsunuz. Normalde bunu farklı programlarla yapıyorlardı fakat WinRAR uygulaması bunun için gayet yeterli oluyor. Size dosyayı verdiğinde bunu klasörler içerisinde buluyorsunuz. Ardından sağ tık yapıyorsunuz ve birlikte aç seçeneğini tıklıyorsunuz. Burada WinRAR arşiv ile aç diyor. Bununla direkt açabilirsiniz ya da eğer çıkmazsa klasörlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bizim projenizin özellikler dosyasını bulmanız gerekiyor. Şu an ekranda gösterdiğim kısım, yani Project Properties isimli dosyayı bulmanız gerekiyor. Bu dosyayı açtığınız zaman eğer sizde yüklü değilse büyük ihtimalle yüklü olan bir editörde açacak. Eğer yüklüyse Visual Studio Code'da açacak. Burada gördüğünüz Project Colors isimli satırı siliyorsunuz ve ondan sonrasında çıkıyorsunuz. Zaten bu işlemi yaptıktan sonra otomatik olarak size soruyor. Bu dosyayı yeniden kaydetmek ister misin bu haliyle diye. Evet diyorsunuz burada. Ve kodlara geçiyorsunuz. Burada önceki projenizi siliyorsunuz. Çünkü aynı isimle yeniden bir proje açamazsınız veya import edemezsiniz arkadaşlar. Burayı sildikten sonra üst taraftan içe aktar. Onlara tıklıyorsunuz ve göz atlıyorsunuz. En son düzenlediğimiz dosyayı aç diyorsunuz. Import ediyorsunuz. Ve ondan sonrası boom. Ve bakın kontrol ediyorum şu an. Evet. Ve bir pembe renk seçeceğim. Seç. Evet. Set diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi seçme başarılı arkadaşlar.